Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgını ve deprem sonrası üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi. Staj yapan öğrencilerimizi görünce de mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Uzaktan eğitim altyapılarının hazır olduğuna değinen Profesör Doktor Metin Aksoy, yakın zamanda yaklaşan final sınavları ile ilgili yeni kararlar alacaklarını açıkladı. Uzaktan eğitimle ilgili altyapımız zaten hazır. Bununla ilgili geçmiş dönemlerden çekilmiş ders kayıtlarımız da bulunmakta. Bu materyalleri kullanarak hocalarımız eğitim öğretime devam ediyor. Yakın zamanda finallerle ilgili bir karar alacağız. Finallerin yine aynı hibrit modelle devam etmesini bekliyoruz. Gelişmiş ülkelerin yüksek öğretimlerini yakinen takip ettiklerini de hatırlatan Rektör Aksoy, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. 6 ayda bir rapor alıyoruz. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Güney Kore, Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkeleri biz yakinen takip ediyoruz. Yüksek öğretimde Rusya, yüksek öğretimde ne tartışıyor diye bakıyoruz. Buna yönelik olarak bir model geliştiriyoruz. Bu modelde de ağırlıklı olarak yapmaya çalıştığımız ve dönüştürmeye çalıştığımız nokta üniversitemizi teorinin aynı zamanda pratiğin iç iç olduğu bir kurum olmaz. Ve Selçuk Üniversitesi'nin Teknofest'teki başarısı. Türkiye'de 142 takımla en fazla yarışmalara katılan üniversite olan Selçuk Üniversitesi'nin 36 takımı yarışmalarda finale kalmış ve 15 takımı derece elde etmişti. 36 takımımız finale kaldı, 15 takımımız derece aldı. Bunlar içerisinde üst üste derece alan takımlarımız da var. Türkiye'de yeni teknolojiyi kullanan, teknolojiyi uygulayan takımlarımız da var. Öğrencinin Selçuk Üniversitesi'nde hayallerine yatırım yapan bir üniversite olduğunu görmesi bizim için en kıymetlisi. Başarı bir şekilde gelir, özgüven sahibi olsun. Takip ettiğimizde Baykar'da veya çeşitli yerlerde staj yapan öğrencilerimizi görünce de mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Öğrencilerin hayallerine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Aksoy, bu kapsamda üniversitenin bilimsel araştırma projelerine 50 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayıracaklarını aktardı. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında geçen sene 30 milyonluk bir kaynak ayırmıştık. Bu sene 50 milyonun üzerine çıkacak gibi duruyoruz. Bu kaynakları tabii kamu kaynaklarını verimli kullanarak oluşturuyoruz. Üniversitemiz haliyle büyük ve birçok anlamda da tamir tadilata ihtiyaç duyulan unsurlar oluyor. Ama buna rağmen biz bu mali politikayı düzgün bir şekilde kontrol ve koordine ederek daha çok bilimsel araştırmaya ve bilimsel çalışmalara kaynak aktarmaya özen gösteriyoruz.